mı diyor? Bu vefadan gel, başka bir mahkeme kararıyla Anadolu'nun 5. asker grup mahkemesi kararıyla karşı karşıya kaldı. Ama bu karar bazı kasıt peşinde koşan kişiler tarafından yanlış yorumlanarak Fenerbahçe kulübünün itibarına, markasına, yöneticilerine düşmanca bir tavır oluşmuştur. 5. Asli Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karar başkanın başkanlığına, diğer yöneticilerimizin yöneticiliğine dair kulübü temsil ve izam etme yönünden mahkeme kararına kadar durdurma tedbiridir. Kesinlikle Fenerbahçe kulübünün binasından, tesislerinden, sosyal tesislerinden uzaklaştırma şeklinde yorumlanmamalı. Maalesef sanki kulüp bugün saat 12 civarında polisler tarafından baskına uğratılmış gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Tweetlerde bu dolaşıyor. Böyle bir olay söz konusu değildir. Dünkü mahkeme kararını davacı infaz ettirmek için kulübe icra kanalıyla tedbirde bulunmak için icra müdürü ile gelmiştir. Böyle hassas günde de herhangi bir hadise olmaması açısından Kadıköy meydana bağlı 4 tane sivil arkadaşımız tedbir amaçlı olarak gelmişler. Olaya nezaret etmişlerdir. Ve bu olay sanki bugün uğradığımız bu haksızlık karşısında başkanın yapacağı basın toplantısına, basın açıklamasına bir müdahale edilme şeklinde kamuoyuna yansıtılmaya çalışmaktadır. Ve böyle bir şey olması için de gayret etmektedirler. Fenerbahçe kulübünün kesinlikle veremeyeceği bir hesap, başkanımızın yöneticilerimizin veremeyeceği bir hesap yoktur. Ve bu mutlaka Türk adaletinin vicdanı önünde, kanunlar önünde mutlaka gerçekleşecektir. Hep beraber bunu göreceğiz. Bu tatsız olaylar bizi Fenerbahçe'ye hizmet ettikten geriye koymayacaktır. Bilgilerinizi arz ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Yazılı okumaya çalışın. Sonra kendi düşüncelerini daha net şekilde size anlatmaya çalışın. 3 Temmuz'dan bu yana belki de sizlerle ilk kez düşünceleri durumda. Hepinizin bildiği gibi aslında medyada çok olmayı, çok konuşmayı seven bir insan değilim. Hep tutuklu olduğu günlerde konuştum, ne hapise atıldığında konuştum. Ne bileyim bölümünü yaptığı basın kavrama kampanyalarına karşı cevap verdim. Çünkü tek düşünce Fenerbahçe'nin zarar görmemesiydi. Ancak bu bile Fenerbahçe'yi kullandığım şeklinde kamuoyuna servis edildi. Ama şunu herkesin çok iyi bilmesini istiyorum ki Ali Tümrün ile ilgili hesaplaşmaların Fenerbahçe üzerinden yapılmasına asla izin vermedim, vermeyeceğim. Ben Fenerbahçe'ye sonuçlar değil, başlangıçları değiştirmek için geldim. Bugün Fenerbahçe ekonomik olarak Avrupa'nın sahip ülkelerinden biri olduysa değiştirdiğimiz bu başlangıçların sayesinde. Aziz Yıldırım'ı sevenler de sevmeyenler de çok iyi bilirler ki Aziz Yıldırım'ın tek düşüncesi Fenerbahçe'dir. Ancak herkes biliyor ki Aziz Yıldırım ne teslim olur ne de teslim eder. Bu nedenle Fenerbahçe'nin menfaatleri için yırtın bu mücadelede hiçbir zaman teslim olmayacak ve olmayacak. Biliyorum Fenerbahçe zor günlerden geçmektedir. Bu zor günleri kolaya çevirmenin yolu da bir an evvel bizi bölmeye çalışanlardan kurtulmak, tüm Fenerbahçe'lerin bir araya gelmesinden geçmektedir. Biliyorum ki
ki hepinizin kafasındaki ilk sorun, birilerinin yıllardır uğraştığı Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe'den koparıp, Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonunun başarıya ulaşıp, ulaşmayacak. Kısaca Aziz Yıldırım istifa ederek kaçıp, gidip gitmeyecek. Aziz Yıldırım'ın kendisi, Fenerbahçe'nin kalesini isteyenlerin hevesi uzaklarda kalacak. Öncelikle bunu herkes bilmeli. Bununla birlikte dün Fenerbahçe için bırakıp gitmek ya da kişisel çıkarlar için Fenerbahçe'ye ihanet etmek gibi değil. Dün birlik beraberlik günü. Dün Fenerbahçe'nin bir an önce el birliğiyle aydınlığa çıkarma günü. Fenerbahçe'yi kapalı kapılar ardında görmeye çalışanları, taraftar grupları üzerinde türlü oyunlarla kulübü karıştırmaya çalışanları ve üstelik bunu Fenerbahçe'de başkan olma uğruna yapanlara bu sonuç aldı. Gelin önce el birliğiyle Fenerbahçe'yi düzgüye çıkaralım. Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi hak etmediği bu hukuk kaybetlerinden kurtaralım. Ondan sonra da yüz yüze hesaplaşalım. Avrupa'daki hukuk mücadelemizin tamamlanmasından hemen sonra Fenerbahçe'ye yakışır bir hukuk olan üstü kongre. Ve ben hazırladım olarak bütün kulüpten ihraç edilenler, edilmiş olanlar veya devam eden şeyleri olan kulüpte, isim gün kurumda cezası devam eden hepsi için genel kurula affedilmesi yönünde bir teklif getireceğim. O zaman gelin, bunu yapalım, orada aday olun, söyleyeceğiniz ne varsa gelin orada söyleyin, Fenerbahçe içinde mücadelenizi devam ettirin. Ama mahkeme kapılarında değil. Bunları Aziz Yıldırım sözü olarak söylüyor. Ama bundan da başka yanlış anlamlar da çıkarmasın. Görüyoruz ki bu yapılanlar sadece Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Eğer bu söylediklerini yapamayıp olağanüstü kongreye dair katılma cesaretiniz yoksa sizlerden ricam sonsuza kadar susmanız, Fenerbahçe'den de uzak durmanızdır. Fenerbahçe kongresine dahi güvenmediğini söyleyen sizler için bir başka önemi de yeni yüzüğümüzün el verdiği ölçüde kulübe yeni üye katılımlarını sağlayın. Böylece bu kongrenin azimliğin değil, Fenerbahçe kongresi olduğuna inanın ve artık mazeret üretmeyin. Ben Fenerbahçe için çok şey yaptım. Bu çok şeyin içinde hatalım oldu. Biliyorum, çok duygusal olamadım. Ya da sadece Fenerbahçe'nin sevgisi de yetiyor. Ama Fenerbahçe'yi hiçbir zaman siyasete bulaştırmadı. Hiçbir zaman farklı yüzlüklerinde şov yapmadı. Koca bir camiayı şahsi çıkarlarım için yönlendirmedim. Fenerbahçe başkanı sıfatıyla kendime menfaat sağlamaya kalkışmadım. Hele kendi taraftarımı da dolandırmaya hiç kalkışmadım. Fenerbahçe Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fenerbahçe Kuvayi Milliye'dir. Gelir bu kadar şeyi söylüyor. Elden giden şeyler var. Bu ülkeyi fırsatçılar, işbirlikçiler gelip Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin yönetmesi gerektiğini söyledim. Yine söylüyorum. Hapis yaptım. Belki daha da yarayacak. Bu mücadeleye ama devam edeceğimi hepiniz bilmenizi isterim. Fenerbahçe başkanı olmasam da azıldım olarak ölene kadar bu mücadeleyi vereceğimi bilmenizi isterim. Ama herkes bilsin ki Fenerbahçe'yi hiçbir zaman teslim etmeyeceğiz. Fenerbahçe'nin geleceği büyük Fenerbahçe taraftarıdır, kongre üyesidir, divan üyesidir. Hakkını arayan, adalet arayan, kulübünün ve partinin her şeyin üstüne çıkan bu kişiler, bu Fenerbahçeliler ve büyük Türkiye'nin gerçeği Fenerbahçe'dir. Herkes bu gerçekle yaşamayı zamanla öğrenecek. Bunları kısaca size anlattıktan sonra genel olarak UEFA ve Türkiye'deki konuları söyleyeceğim. Bu açıklamayı yapmamın sebebiyle kamuoyunda Fenerbahçe'yi kullandığım yargılaması devam ettiği için suçlu iddialardı. Böyle bir şey yoktu.
Fenerbahçe zarar gelmesin, Fenerbahçe zarar görmesin diye susuyorum. Çünkü benim göreceğim zarar belli. Ben gideceğim, dönsen hapis edeceğim. Ya da bunun böyle olmadığını, özel mahkemeler kalkan bugün Türkiye'de demokrasinin içerisinde olmaması gereken mahkemelerin verdiği bir karar da serbest, yani bu olayların olmadığını mahkeme kararı yargıtay karar çektim. Sonuçta bu Fenerbahçe'yi en çok ilgilendirmektedir. Çünkü Fenerbahçe'ye bizim şahıslarımız önemli değil. Ama Fenerbahçe'ye vuracak olan oradaki kararlar bizde yüzler. Yoksa şahıslarımızla ilgili hiçbir sorunumuz yok. İçeride yaptığımız günlerde de bunu herhalde tüm Fenerbahçe'de ve Türkiye'de göstermişizdir. Şimdi içeriden biraz bahsetmek istiyorum. 2011'deki yapılan dava ve bu dava sürecinde yaşadıklarımız, tabii ki diğer kulüplerle ilgili de konuşmalar yapıldı, yaptı. Ama sürece dikkatle bakarsak, bizim dinleme kararlarından sonra aynı bu dinlemedeki görüşmelere göre bir kanun taslağı altında kanunlaştırıldı. Yani biz dinlemedeki duruma göre Şike içine sokup Şike'nin tarifi oraya getirdik. Cezalandırma üzere 16 tırcı ağır cezada özel mahkemelerde yargılandık. Ama diğer tutuklu olanlar Türkiye'de daha büyük kaos olacak. Sözleriyle değiştirilerek bu sürece dahil edilmediler. Ve bu sürece dahil edilmeyenler kendilerini haklı görerek kamuoyunda bizlerin susması, bizlerin Türkiye'de Türk sporunun kulüplerin zarar görmemesi ve bunun da bu sürece çok anlaşılmaz pozisyonlarda şehirler arasında, kulüp taraftarlar arasında kavgaya kime dönmemesi amacıyla bunlara cevap vermedi. Gerektiğinde sustuk, susma hakkımızı kullandık. Belki kötü ettik ama biz şunu istedik. Burada kardeş kanı dökülecek vaziyette Türkiye gelmesin diye. Hep işimiz var. Şimdi 16. Ağır Ceza'nın vermiş olduğu kararlarda biz yargıtaya giden bu dağlarda suçlanıyoruz. Ama aynı şekilde Trabzon Başkanı ve yönetimi onların içerisinde olan kişiler de savcı tarafından cezalandırmalar üzerine yargıtların istekte bulundu. Ama bunlar hiç konuşulmuyor. Konuşmak da kimse istemiyor. Şimdi ben en son bir olayı söyleyeceğim burada ve Trabzon meselesini kapatacağım. Trabzon tarihinde Trabzon'a kendi başkanlarından daha Mehmet Ali İlmaz Bey'i ayırıyorum. Ama herhalde onların başkanları kadar Trabzonspor'a destek konuşuyorlar. Bütün avuç paylarında veya diğer gelişmelerde dördüncü kulüp olarak, büyük kulüp olarak yanımıza aldı. Ve her seferinde kendi haklarının savunucusu ben oldum. Bunun şahidi Sayın Celal Doğan'dır, Sayın Sefa Simen'dir, Özkan Sümer Bey'dir, Sümer Bey'dir, Atay Bey'dir, başkanları Sayın Atay Bey'dir. Hepsi Salih Alparslan'dır, hepsi bunları yaşamışlardı ve görmüşlerdi. Ama iki yıldır Trabzonspor kim bütme üzerinde konuşup politikayla aslında kendi davasını dahi kamuoyuna iyi anlatamamıştır. Çünkü Trabzonspor aslında bu davanın içindedir. Ama davanın içinden ayrılması sebebi de olaylarda bize karşı yapılan operasyonun onları da kapsamaması amacıyla sonuçta yalnız Aziz Yıldırım yönetim kurulundaki arkadaşlar ve Fenerbahçe cezalandırılsın diye yapılan bir operasyon olduğu için onlardan şeyden ayrılmışlardır. Trabzon Başkanı Sadi Bey zaten mahkeme sırasında gördünüz, duydunuz. Benim geçmişte olan arkadaşlığım, dostluğumuzdan dolayı yaptıklarımız ve beraber sohbetlerimiz. Bunları karşılığının bize yaptıkları tavırlar, hareketler bu geçti. Bu için yeni bir baştan geldi. Aynı süreç içerisinde
kendisi de bu süreci geçmişteki şekilde hep agresif bir şekilde yürütebileceğini düşünerek agresifleşti. Biz aslında agresif olmaması gerektiğini düşündüğümüz için kendisine kutlar yapmış olduğu açıklamalarda fazla cevap verdik. Ama bugün ona buradan bir sorun var. Geçen İstanbul'da yapılan bir kulüpler birliği toplantısı oldu. Bu kulüpler birliği toplantısında bizler de Sayın Tarak Bey'i katıldılar. Ve kulüp başkanları vardı. Niye bu yöneticiler vardı? Şimdi Trabzon başkanı şunu söylüyor. Ben agresif sayıyorum. 2 aya, 3 etik, 4 delikanlı. Hepsini söylüyor. Güzel. Ben çok güzel kelimeler ve arkasında doldurursanız insanın en büyük özellikleri de. İlker. Bu toplantıda Sivas Spor Kulübü Başkanı Sayın Mezun Otyakmaz kendisine Şike süreciyle ilgili ne anlattı ve ne sordu? Bunu kamuoyuna lütfen açıklayın. Eğer o da açıklamazlarsa ben yine bu basın toplantıda yapsa yazılı olarak sizlere açıklayacağım. Trabzon'da böylece kapatmış olalım. Şimdi dünkü 5. hastayeden alınan karar ve bu kararla ilgili kulübe yapılmak istenir. 11 tane daha dava varmış, dava açmışlar. Ya hırsızlık yapıyor. Bütün hepimiz de seviyoruz. Bütün kamuoyu da seviyoruz. Şimdi Recep Özcan kimdir? Recep Özcan kulüpten yönetir. Onu da bilir. Recep Özcan geçmiş yıllarda Fenerbahçe yönetim kurulunda yer almış. Sayın Akışan zamanında yönetim kurulunda yer almış. Başbakanlık müsteşar yardımcılığı yapmış. Böyle bir zat. Ondan sonra Hayri Mutsuz zamanında disiplin kurulunda başkan yardımcısı galiba. Eğer yanlış oluyorsam sizler düzeltirsiniz. Bulunmuş. Disiplin kurulunda bulunmuş. Şimdi o zamanki disiplin kurulundaki yaptığı Galatasaray'la ilgili yaptığı konuşmaları burada biraz okuyacağım size. Onun dışında da kendisiyle ilgili suçlamalar var. Suçlama da şu. O yıla ilgili hakime bir hakime rüşvet vermek. Hakime rüşvet vermiş. Rüşvet verdi. Rüşvet almak suçuna iştirak. 2006, 2007, 2008 yıllarında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, rüşvet vermek, rüşvet almak suçuna iştirak, nitelikli dolandırıcılık, görevi kötü kötüye kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçlarında 17.3.2800 günü gözaltına alınmış. 23.2008 tarihinde Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmış. Sonra da 4.8.2008 günü, yani 5 ay sonra Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından da tahliye edilmiş. Dava devam ediyor. Davalara devam ediyor. Ve oğlu da buradan ceza görüyor. Beraber şey yapıyorlar, cezalandırıyorlar. Sonuçta çok şey var burada. Yani elinde yaptığı hasilerle ilgili işte Konya'daki hakime para vermişler. Çıkmışlar, gitmişler yine savcı hakimlerle uğraşmışlar. Çok söylenecek söz yok yani sonunda. Bizi suçlayan, bizim aklımızda şey yapan insanın biraz temiz olması lazım. Biz Fenerbahçe için yargılanıyoruz. Kendi şahsi ve kendi işlerimizle ilgili bir yargılama
yapılmıyor burada. Böyle bir şahıs bir de bunun yanında Sakarya Spor'da gidiyor çalışıyor ve Sakarya Spor'da bazı yine uygun olmayan işler yapıyor. Şahit Uğur diye birisi daha bizim hakkında suç duyurusu yapıyor. Bunlar hep ona bir ekiple beraber çalışıyorlar. Şahit Uğur Fenerbahçe Bombiyesi dediği yani dışarıdan tamamen bir insan. Petrol ofis davasında zimmetine para geçirmekten dolayı o da yargılanıyor. Bunlar hepsi bir araya geliyorlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne mahkemede dava açıyorlar. Bizler de, bizlerin aslında Fenerbahçe'yi yönetemeyeceğimiz şeklinde kararı almaya çalışıyorlar. Maalesef Akinlere ve Şehir'e 3-4 tane alışkın olduğu için de bu kararı alabiliyorlar. Şimdi disiplin kurulu başkanı iken de Sayın Zübeyay'a açıklamalar yapmış bununla ilgili. Adnan Sezgin'le konuşmalar yapıyor. Ya Adnan Sezgin'le yaptığı konuşmalarda da fazla detaylı girmeyeceğim. Siz arkadaşlarınızı dağıtırlar. Orada işte seyircisi, seyircili, bizim maçla ilgili sular şişlere attıkları 2007'deki maçta ceza az almaları için rica ediyor Adnan Sezgin. O da bunları kabul ediyor. Kendisine otelde yer almalarını söylüyorlar. Yani gayet ciddi ilişkiler var. Fenerbahçe'li bu arkadaş. Fenerbahçe kongresi o zaman. Ama Galatasaray'da ilişkileri çok enteresan. Yani bunlar bizi yargılamaya çalışıyorlar Fenerbahçe içinde. İnsan buna üzülüyor. Yani bizi en son yargılayacak ve bizimle ilgili en son işten yapabilecek insanlar bunlardır. Ama maalesef Türkiye'deki ekseni kaymış bir yargı sisteminden dolayı her şey olabilir. Her şeyin olabileceğini hepimiz görüyoruz. Ve enteresan tarafı bu yapmadan daha çıkmadan bu kadar bir yürütülüyor. Bugün de benim taraf beni söylediği iki tane polis gibi bir tebrikat yapmaya. Halbuki tebrikatı dün mahkeme zaten yaptı. Pozitif olarak geldi. Ben bugün burada Fenerbahçe futbol AŞ başkanı olarak konuşuyorum. Ben hapisteydim. Ya bu hapisteydim. Kendi ızalarıyla geldiler. Benim başkan seçti. Bir sene önce. Ya gelip o zaman oradan bir aday çıkarıp da neden ki aday olmadığınız veya bir aday çıkarıp onda çiğe soksaydınız bomboya ve beni seçtirmeseydiniz olmaz mıydı? Daha doğru, daha güzel olmaz mıydı? Daha etik olmaz mıydı? Yani bütün mesele şu. Ben Aziz Yıldırım gitsin. Ya Aziz Yıldırım siz gönderen misiniz? Aziz Yıldırım ancak genel kurul kararıyla gider. Çünkü genel kurul kararıyla geldiler. Buraya kendi bir sistemle gelmedik. Hakaret ediyorlar. Yani Fenerbahçe'yi izliyorlar. Hakaret ediyorlar. Fenerbahçe'nin şimdi şu andaki düştüğü bu durum çok üzücü. Adamların yani kongre üyelerine güvenmeyip kongre üyesinden yapılmasını isteyeceği şeyleri kendileri mahkeme kararıyla yapıyorlar. Yani. Mahkeme hakimi de kendisini yasa yapanların yerine koyuyor karar veriyor. Yani her türlü karar alınır. Hele bu yol açılırsa Türkiye'de bundan sonra şirketlerin başındaki her yerdeki insanları bir hakim olup ayarlarsanız alırsınız. Bak ayarlarsınız diyorum. Ayıp ya. Biz yargıya bir de güvenen çekmeyiz. Yani bu kadar 25 milyon Fenerbahçeli bu yargının aldığı bu kararı üzülmüyor mu diye. Böyle bir şey olabilir mi? Bu benim şahsıma yapılan bir şey değil ki. Bu Fenerbahçe'ye yapılıyor. Yapanlar da bunu yaptıranlar da bunu izin verenler de acaba hangi vicdanlara izin veriyorlar? Kaosuz götürmek için Fenerbahçe'de bir kaos yok diyor. Kaos yaratmak için hadiseler, mahkemeler. O zaman bırakalım genel kurulları, hepsini kaldıralım. Mahkemeler karar versin, herkes mahkemeye gitsin, mahkemeyle başkan olsun, yönetici olsun. Ama bunlarla bilsinler ki ölene kadar mücadele edeceğim. Ölene kadar bunlarla hesaplaşacağız. Bunların arkasındaki esas insanlar ortaya çıksın. Bunlara para verenler. Bunlara güç olarak arkalarında durup onlara bu işleri yaptıranlar hepsi ortaya çıkmalı. Çünkü kendileri hepsi Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Fenerbahçe'ye oynuyorlar. Fenerbahçe bunlara bu şeyi vermeyecektir. Biz vermeyeceğiz. Evet, şimdi diğer bir konu
UEFA ile ilgili, UEFA kararları ile ilgili. Şimdi UEFA'da biliyorsunuz önce şey geldi, müfettişin raporu geldi. Biz onu hazırladık cevaplarını ve gittik savunmayı yaptık. Savunmayı yaparken şunu söyledik. Birinci olarak ben söyledim. Biz Batı'da demokrasinin olduğunu biliyorduk. Ve demokrasiye inanan insanlar olarak buraya geldik savunma yapmaya. Ama müfettişin gördüğümüz hazırladığı raporda demokrasinin olmadığını görüyoruz. Burada yargının da başka anlamda kullanıldığını ve bundan rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettim ben. Çünkü bütün müfettiş raporu 10. Ağır Ceza'nın vermiş olduğu karara dayanıyordu. Şunu söylüyorlardı. Özel mahkemenin verdiği delillerle her şey bizim için geçerliydi. Biz de dedik ki siz Avrupa'dan bağırıyorsunuz özel mahkemeler kalsın diye. Biz içeriden bağırıyoruz özel mahkemeler kalsın. Siz bugün bizi onların suç diye bizi suçladığı belgelerden suçluyorsunuz dedik. Tabii burada en önemli konulardan bir tanesi de şeyden sonra disiplin kurulunun verdiği kararda en önemli şey kulüpler ve şahıslar ayrılmıştır. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımız bir beyan vermişti. Kulüplerle ve şahıslar ayrılsın diye. 58. maddeyle ilgili benim bu 58. maddede federasyon UEFA'yla beraber konuşarak bu şeyi düzeltmişlerdi. 58. maddeye. Ve ben karşı çıkmıştım. Ve hapisten bununla ilgili bir açıklama yapmıştım. Ondan sonra zaten federasyon seçime gittiydi. Şimdi şahısların ve kulüplerin ayrılamayacağını söyleyen bizlerken bunu aynısını söyleyen UEFA'yken UEFA bugün şahıslarla kulüpler ayrılmıştır. Şahıslar ceza vermemiştir. Şahısla diyor ki sen bir suç işlemedin. Anlamı budur yani. Bakacağız devresi de olur. Sen bir suç işlemedin. Ama kulüp suç işledi. Kulübe de cezayı, esas cezayı şeyden veriyorlar. Bizim 5 Mayıs'ta onlara deklarasyon olarak verdiğimiz işte kulüplerdeki tarih 2007'deki yasaya göre hazırlanan tarihten. Çünkü o tarihten sonra biz 2 tane maç daha oynamışız. Sivas'ta Karabük maçlarını oynamışız. Yani onların bu tezi de yanlış. Ama şunu gördüm. 3 Temmuz olayının UEFA'da da devam edecek. Çünkü öyle anlatmışlar ki her şeyi sizin suçunuz olduğunuza inanmak istemiyorlar. Ve size şunu söyledim. Benimle ilgili bir tane safhe gösterin. Ben talimat vermişim. Ben para vermişim. Veya benim bir konuşmamda şunu yapmışım diye bir tane safhe getirin. Koyun buraya. Biz bütün suçlamaları kabul edeceğiz dedik. Tabii hiçbir şey yok. Dosya okumamıştık. Okuyamazsa 15 bin sayfalık dosyayı bir haftada, 3 ayda okumak zor. Ay başında değişmiş, yıl başında değişmiş, Ocak ayında gelmiş. Fakat kendisine eline bir görev yazmış, vermiş. Şimdi biz yukarıdaki insanlara başka dostlarımız hastası soruyoruz. Neden bu bir yıl önce yöneticiler hapisteyken siz UEFA'ya Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine müsaade ettiniz? Şu anda başkan ve yöneticiler dışarıdalar. Yargıtay kararıyla zaman içerisinde, belli bir zaman içerisinde sonuçlanacaktır. Bunu beklemeden bu kararı aldınız diye. Hep söylenen şu, bizim üzerimizde baskı var. Bunu söyleyen İmpatina'da, Platin'de, her yerde bunu dile getiriyorlarmış. Biz sorduk, bu baskı kimden diye. Bu baskıyı kısa zaman içerisinde bildireceklerini, kimler ne olduğunu açıklayacaklarını söylediler. Ama daha çok bu şeylerin, baskıların Türkiye'de olan bazı kulüpler ve kulüplerin dışında bunların uzantıları tarafından yapıldığını biz biliyoruz. Ama öyle şeyler söyleniyor ki bunların dışında 8-10 kulüp lobicilik yaptığını ve onlardan kaynaklandığını söylüyorlar. İki, bu son federasyon UEFA'dan şey aldılar, Van de Waal'lar gittiler. Biz bir bavul eşya gönderdik.
işte evrak gönderdik, belge gönderdik. Ama bu belgelerin götürüp de UEFA'ya veremedik. Türkiye Futbol Federasyonu. Biz giderken yanımıza götürüp kendilerine taktik. Federasyon bu olaylara sahip değil. Kimseden bir şikayet yaptık, yapmadılar, gidip de böyle bunlar konuşmadık. Aldığınız kararların arkasında olun yeter. Karar alıyorsunuz, o kararın arkasında durun. Şimdi bu 3 Temmuz olayı bizim kulübe ve şahsıma ve arkadaşlarıma karşı yapıldığı için bu süreç hep devam ediyor. Etik kurulu birinci rapor alındı. Bu raporda hiçbir kimsenin düşüncesi alınmadan ham olarak şeyden gelen, emniyetten gelen dokümanları alarak buna göre bir rapor yazdılar ve hep bunu suçlandı. Sonra hapishaneye geldi. Oturduk tek tek konuştuk, anlattık. Bütün konuları, etik kurulları, disiplin kurulları da anlattık. Neyin ne oldu? Hep paradan bahsediliyor. En basit şu emirlik yapılayı. Nerede bu çanta? Mustafa Çevik burada mı? Mustafa Çevik. Yok mu? Olsaydı bak Karabük'ten kendisi gazetecilik yapıyor o zaman. 3 Temmuz oluyor. Sabah erken gidiyor. Savcılıkta suç duyurusu yapıyor. Büyük itirafsın diyor. Teşvik düğmeyi gönderdi. Konya'ya teşvik Karabük ediyor. Hiçbir gün mahkemede çağırıp sordular mı? Ya sen bu ifadeyi vermişsin 3 Temmuz'da. Tabi şey olmuş. Hiç soruldu mu? Şimdi etik kurulu ikinci raporları ve disiplin kurulları geldiler. Bizlerle konuştular. Ve biz anlattık. Bütün olayları savunmalarımızı yaptık. Ondan sonra karar verdiler. Gittiler federasyona. Kararlar verirken disiplin kurulu bir kere yanlış karar verdi. Sportçi cezaya veriyor lazımken götürdü de başka cezaya soktu. Şimdi oylama yapılıyor orada. 6-1 Şekip Bey'in değerine karar çıkıyor. Ama yukarıdan görevi geliyor, söylüyor. Aşağıdan içeride olan bir iki tanesini çağırıyorlar, dışarı konuşuyorlar. Karar Şekip Bey'in 6-1 aleyhine çıkıyor. Şekip Bey yargılanıyor. Ve şu anda da işte bilmem bir sene futboldan ve mahkemede ceza görmek üzere suçlu gibi mahkemelere sunuluyor. Ya bu insanlarda vicdan yok. Ben bu kararı alırken Türkiye Futbol Federasyonu ben seni seviyorum, sevmiyorum da karar aldın mı? Bu kararı kurallara göre alırsın. Fenerbahçe'ye suç işlemişler, Fenerbahçe'ye kime düşüyorsunuz? Ama bütün her takıma da aynı işlemi yaparsınız. O zaman kimse düşünemez. Böyle şike olmaz. Bu şike davası değil. Orada da söyledim, burada da söylüyorum. Bu bir operasyondur. Türkiye'nin gerçeğidir. Türkiye'nin gerçeğini ta kendisi. Herkesin işe böyle bakması lazım. Hepiniz yazdınız. Paralar gitti, kaçıyorlar, Bodrum'a, şeye, Kıbrıs'a. Efendim, bu şapaçı ne oldu? 5-3'ü biliyorlar. Son niye yazmıyorsunuz? Niye hiç bunları gündeme taşımıyorsunuz, getirmiyorsunuz? Burada yalnız Fenerbahçe yargılanmıyor, Türk Spor yargılanıyor. Ve bu yargılama devam ediyor. Ve bu yargılama yapılırken de bütün baskılar içerideki yani bu Türk sporun içinde olan insanlar tarafından yapılıyor bu yapmaya. Oradaki lobiciliği buradan yapıyorlar. Ama takdir kurulunda, disiplin kurulunda aslında çok iyi savunma yapılmıştır. Disiplin kurulu raporunda bizleri ayırması bile büyük bir olaydı. Bunu öyle görmek lazım. Öyle görmek. Yani biz orada şunu getirdik. Biz suçsuzuz ama sen diyor yalan beyan verdiğin için ben seni cezalandırıyorum diyor. İş o noktaya geldi. Tahkimde de en iyi savunmayı yapacağımıza inanıyorum. Bütün herkesi götüreceğiz. Bir uçak dolusu arkadaşlarımızı alıp götüreceğiz ve orada gerekli olan bütün şahitlerimizi, herkesi dinletip bu davanın Fenerbahçe'de yine
olmasını el birliğiyle sağlayacağız. Şimdi beş maçtan suçlanıyoruz. Beş maçın bir tanesi Türkiye'de suç olmayan dönemde şike yapıldığı iddiasıyla Gençler Birliği şey maçıdır, Fenerbahçe maçıdır. Karabük maçını söylüyorlar, Sivas maçı, İBB, bir tane de bir arka maç daha var, bakarız burada. Ankara Gücü maçı, Ankara Gücü maçı. Evet, onlar beş tane maç var. Hepsi de çok kolay savunulacak. Beş kişi olmayan şeylerdir. Biz yargıyla ilgili hiç konuşmadık. Yine konuşmamaya dikkat ediyoruz. Çünkü yargıtayı bekliyoruz. Ben mahkemeden konuşmamın bütün tabelerini istedim. Ben de konuştum. Onu duymak istiyorum. Söylediğim şey. Çünkü yazmayla konuşmak çok ayrı. İfadeler çok değişik olabilir. Nokta yaparsınız, durursunuz. Devam edersiniz. Manalar çok değişiktir. Hiçbirini vermekler. Çünkü biliyorum ki şey var. Yanlışlıklar var. Ali Yıldırım ayı 24 2011'de Ali Yıldırım'la ilgili karar alıyorlar. Diyorlar ki dinleme kararı 25'indeki 24'ündeki konuşmayı atıp yapar. Hepiniz mutsuz mu? Veya söylemedik yani. Biz bu savunmaları en iyi şekilde yapacağız. Biz şike yapmadık. Eğer hep söylediğim şey, Türkiye'deki en temiziz biziz diyen Türk'ten daha çok temiz olduğumuzu tekrar tekrar söylüyorum. İstiyorlarsa hepsi için söylüyorum. Gerekeni ben söylerim. Bir cevapları varsa o cevap bana karşılıkta ben derim. Ezbere de konuşmadım, herkes bilsin. Ama hiçbir tanesinin cesareti yoktur, söyleyemezler. Hiçbir tanesinin cesareti yok çünkü ben ne söylediğimi biliyorum, farkındayım. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan tahkim ve içindeki disiplin kurulu kararlarında oradaki üyelere dışarıdan baskı yapılmıştır. Ve onlara yönlendirme yapılmıştır. Ve o şekilde karar almışlardır. Burada söylüyoruz. Hep söylüyoruz. Bunun zamanı gelecek. Bunların hepsini konuşacağız. Şimdi UEFA'da dava var. Cennetlerlik konuşmuyor. Sayın Cennetlerlik yok orada. Konuşmuyor. Sayın Yıldırım demin ben konuşmuyorum. Yani kim savunacak? Yani bizim savunma dediğimiz şu. Usuller hakkında. Orada yapılacak toplantıların zaman hakkını gerekirse veya buradan gidecek belgelerin götürülmesi ve oyun sunulması hakkında. Yani en azından kendi kurullarının almış olduğu kararları orada ben bu kararları aldım, haklısı değil diyebilecek hiç kimse yok mu? İnfantino'nun federasyona yazdığı yazı. Bize gelen raporda bu var. Arkadaşlar size kısım kısım dağıtılar, verirler. Diyor ki İnfantino şeyinde İnfantino'nun bizim koymuş olduğumuz Fenerbahçe bir sene gitmezse eğer ondan sonra başka bir uygulama yapmayacağız anlamına gelen bir ifadesi var. Alman avukatlar bunu getirdiler. Eğer siz bunu yapmazsanız mahkemeye de götürürüz diye orada savunma yaptılar. Şimdi onlar diyor ki biz bu yazıyı size göndermedik, federasyona götürdük. O zaman federasyon da kendi alanında ne anlaşma yaptılar? Yazı burada. Bizler gazete de vardı. Çocukların gazetelerinde geçen gün çıktı. O zaman yani bu implantiyonun vermiş olduğu sözü federasyona verdiyse o zaman federasyon çıkıp temizler kardeşim sen bana söz verdin. O sözünü yerine getir. Ama kimse herkes yapmış bir yere. Ben bugün o vatan gazetesi diye hadise yazan yazı. Ya tam bir sabote. Ben sabotajı. Ya Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı öyle bir şey söyler mi? Ben Futbol Federasyonu Başkanı'nın gazetesinden bu haber çıkıyor. Ben ne amaçla çıkıyor? Onun için Sayın Şener Derzek, Sayın Yıldırım Demirel kamuoyuna çıkıp açıklamalar yapmalı.
Yalnız bu dava Fenerbahçe Beşiktaş değil. Bu dava Türk Spor'un davasıdır. Burada kararlanacak yalnız bizler değiliz. Bizim dışımızda Türk Spor da yer alacak. Ondan sonra haklı olmadığımız bir konu olur da o zaman dersiniz ki ya haksızız. Bunlar bu cezayı veriyorlar. Biz yaptık bu işleri dersin olur. Ya Spor bir kreş parayı veriyor. Görüntü var. Alan ben aldım diyor. Öbür veren verdim diyor. Her şey var. Ona hiç ceza verilmiyor. Bizim de sorunlar işten çıktık. Bunu sonra bile getirmiyor. Bunun dışında Egemen Bağış Bey, Sayın Bakan'ın geçen söylediği söylemler çok düşündürücüdür ve bizi yani düşüncelerimizi yanlış olmadığını gösteren bir ifade var, kabul ediyoruz. Biz üzmüştük. Demek ki bizim baştan beri söylediğimiz bu Fenerbahçe'ye karşı yapılan, işgalsizliğe karşı yapılan bir operasyon kelimeleri kullanıyorduk. Demek ki burada biz haklıymışız yani. Bu organize bir iş ve bu organize iş şu anda kuru yapmadan ve Türkiye'deki yargıda devam ediyor. Etik kurulu toplantı yapıyor. Geçmişte. Gece yarısı birisi eşiyle birlikte otele gidiyor. Asıldığına ceza vermezsiniz diye o etik kurulu üyelerini tehdit ediyor. Birisi. Kim bu? Bir araştırma. Eğer bulamazsan ben ismini söyleyeceğim. Biz böyle bir süreçten geçtik. Biz gerçek yargı hem federasyon hem şeyde yapılmadan olaya mutlu edilmiştir. Ama zaman işte çözülecek. Bunu da yaptık biz. Tabii bir başkanın da daha belli olmayan bu yapan açıklamadığı kararları bilmesi ve onu da size suçlaması, o yönden de suçlaması, siz nasıl bilmiyorsunuz gibi yeni bir olay daha duymuş olduk. Demek ki bu UEFA bütün evraklarını açıyor herkese. Herkes okuyabiliyor. Herkes bilgi sahibi olabiliyor orada. Ama sizler ve bizler öğrenmiyoruz. Onları ancak oradan alabilecek insanlar alabileceği için onların öyle bir teşkilatları olduğunu buradan daha iyi anlıyoruz. Evet. Başka sormak istediğiniz varsa da onlara cevap vermek isterim. Hayırlı olsun. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar, uyuyorlar. Peşinden yani rüşvet de almışlar gibi ifade kullanmadım. Onu rüşvet de daha önce Konya'da operasyon yaptığını her sefer söyledik. Evet, az ediyorsanız bu sorudan söyleyeyim. Sonra ben yine buradan bazı şeylerde bir aktarayım. Bir şey düzeltmek istiyorum müsaadenizle. Ha, buyur. Bu Şerif Özel mahkemeden dediği kadar avançları saklıda bu bir dertlerde kulübün bunu adet adıyla kulübde ilan ettiği bazı yazılar aksınızmış şahıs 14 Haziran'da kulübde ilan edilmiş. Arkadaşlar, bir ikisar dedim. Teşekkür ederim. Evet, bir şey daha söyleyeyim. Cenevre'ye bir gün gittiğimizde gayet rahat orada. Her şey kafamızın içinde hiçbir şey olmadan rahat oturup rahat bir gün yaşadık. Yani tek şey, bakın tek şey Fenerbahçe'ye haklı olduğu, Fenerbahçe'nin haklı olduğu bir davadan bir an evvel haklı olduğu ispat edilen çıkmasıdır. Onun dışında hiçbir şey düşünmüyorum. Bunu da bileyim. Evet, kim konuşuyor? Sayın Başkan, medyadaki Fikret Orman'ın yapılan bir konuşmanız aradı ve bunun bir siyasi olduğunu söyledi. Ona iyi